Çocukluğu farklı akrabaların yanında geçti. Hiçbir zaman yuvam diyebileceği bir yeri olmadı. Yaşadığı yerlere baktığınızda o zamanlar Chicago'nun en suç oranı yüksek yerlerdi. Çetelerin polisten daha güçlü olduğu yerler. Uptown, Rogers Park, Humboldt Park ve o yıllar sadece Chicago'nun değil, tüm Amerika'nın en tehlikeli toplu konut projelerinin başında gelen Cabrini Green. Belki de bu nedenle kariyerinin ilk bölümünde yuvam diyebileceği bir kulüp, bir şehir olmadı. Her yıl kulüp değiştirdi. Çoğu zaman sezon içinde bile. Yuvam, evim diyebileceği yer sonunda Türkiye oldu. Türkiye'de çok başarılı olmuş ve birden fazla takımda forma giymiş çok büyük oyuncular vardı. Petar Namowski, Larry Richard, Conrad McRae, Will Solomon, Damir Mrsic, Pete Williams, Kasper Skambala, Michael Scares akıllara gelen ilk isimler olabilir ancak Türk basketbolunun iki dev camiası Karşıyaka ve Fenerbahçe'de o kadar başarılı oldu, o kadar tarih yazan takımların çok önemli bir parçasıydı ki belki hem Karşıyaka hem de Fenerbahçe onun formasını emekliye ayıracaktı veya ayırmalıdır. Bugün bir zamanlar Avrupa'da yüreği boyundan çok daha büyük bir adam. Kitabının başlığı gibi tam bir savaşçı. Sıfırdan zirveye, pes etmeyen, zorluklara göğüs geren, yapamaz diye düşünüldüğü her meydan okumada beklentileri aşan bir isim. Daha doğrusu iki isim. Bobby Dixon, Ali Muhammed. Bir zamanlar Avrupa. Bobby Dixon 10 Nisan 1983'te Chicago'da doğdu. Nasıl mı doğdu? Annesi Lawanda Dixon umumi bir çamaşırhaneden evine varmak üzereydi. Bobby'ye hamileydi. Amniyotik kesesi parçalanıyor ve suyu gelmeye başlıyor. Babası Johnny Newell'ın yardımıyla evlerinin bulunduğu kata çıkan merdivenin başında dünyaya geliyor. Lavanda, eroin ve taş kokain kullanıyordu. Hayatımda hiç kimse bana beni sevdiklerini söylememişti ve uyuşturucuyla mutluluk arıyordum diyordu. Artık sayısı 5'e ulaşan çocuklarına bakabilmek için Lavanda uyuşturucu kullanımına uyuşturucu üretme ve satma işini de ekledi. Bu aile işi annesi, babası ve kendisinden büyük 3 erkek kardeşinin de tutuklanıp hapis yatmasına neden oldu. Bobby'den 3 yaş büyük abisi Brian o kadar şanslı değildi. 13 yaşındayken arkadan vurularak öldürüldü. Annesi cenazeye ancak hapishane memurlarının gözetiminde katılabildi. Çünkü uyuşturucu üretip satmaktan hapis yatıyordu ve cenazeden sonra da yine hapishaneye dönecekti. Kelepçelenmiş bir şekilde cenazeye katıldı. Bobby de aile şirketinin işlerine bulaştı. 5 çocuğun en ufağıydım. En yakın olduğum ve idolim olan abim Brian öldürülmüştü. Aile fertleri hapise girip çıkıyorlardı. Ne yapabilirdim ki? Ben de taşın altına elimi sokmaya mecburdum ve yandım diye o zor günleri dile getiriyordu Bobby. Bobby'nin de tutuklanıp Cook County Islah Evi'ne koyulması esasında çok da uzun sürmedi. Halbuki tutuklandığında Chicago'nun Sullivan Lisesi'nde son yılına başlamak üzere olan, geleceği NCAA bursu hak edecek kadar iyi bir oyuncuydu. Islah Evi'nde GED programına katıldı ve bir lise diploması değerinde olan bu testi geçti. Bobby geleceğinin planlarını yapmaya başlamıştı. Kurtuluş yolu basketboldu. Omuzlarında büyük bir yük taşıyordu, kararlıydı. Islah evinden çıkınca hayatına Brian McKinney girdi. Daha önceden de tanışmışlardı. McKinney bir zamanlar McCormick Boys and Girls'un atletik direktörüyken Bobby onun dikkatini çekmişti.
McKinney asla disiplini olmayan ve hiç kimseye güvenmeyen ama basketbol sahasında herkesi domine eden bir çocuk görmüştü. Bobby'nin ona güvenmesi aylar sürdü. Ama o güveni kazandıktan sonra Bobby'yi kırılmaz bir kaya haline getirdi. Bobby'ye ağırlıklar giydirip kendini kumsalda çektirmesiyle başladı ilişkileri. Bobby 3 saat kırmızı hat denilen tehlikeli bir metro hattı ve otobüslerle antrenmana gitti, geldi. Sonra da her gece sabah 4 ile 10 arasında çalışmaya gitti. Eve döndüğünde zombi gibiydi. Yatıp birkaç saat uyuduktan sonra aynı rutin tekrar başladı. Geçmişinden dolayı hiçbir NCAA okulu ona ilgi göstermedi. Ama Bobby yaşattıklarından dolayı McKinney'nin yönteminin onu herkesten üstün bir hale getirdiğine inanıyordu. Kafamda hiç kimsenin beni artık durduramayacağına inanmıştım dedi. 2002 yazı geldiğinde Bobby halen ona inanan bir okul bulamamıştı. McKinney pes etmedi ve tanıdığı bazı kişiler vasıtasıyla ona 2 yıllık okul olan Kankakee Community College'inde bir tryout ayarladı. O gün Bobby iyi bir gününde değildi. Yine de Kankakee Community College koçu ona kısmi bir burs teklifinde bulundu. Ve Bobby Dixon basketbol serüveni böyle başladı. McKinney 2000-2011 yılları arasında No Books No Ball adında bir vakıf kurup Bobby gibi yüzlerce çocuğa destek sağladı. Onlara hem basketbol antrenmanı yaptırdı hem de eğitimlerine büyük destek oldu. Onları üniversiteye girme sınavlarına hazırlattı. Kankakee'de Bobby ilk maçlarda hiç süre almadı. Bench'ten geldi ve oynadığı ilk maçında 27, ikinci maçında 18 sayı attı. Kankakee'de geri kalan kariyeri boyunca hep ilk 5 başladı. Kankakee 2 yıllık bir okuldu. Serüveni onu Troy Trojans Üniversitesi'ne götürdü. Troy NCAA 2. liginden 1. lige yeni çıkmıştı. Bu tür riskler almaya elverişli bir üniversiteydi. Koç Dan Maestri tam bir Troy efsanesiydi ve Bobby ile müthiş bir fırsat yakaladığının da farkındaydı. Bobby 2 yılda 59 maç ilk 5 başladı ve 16.3 sayı, 5.3 rebound, 6.3 asist ve 2.7 top çalma ortalamalarıyla okul tarihine ismini altın harflerle yazdırdı. Troy Üniversitesi basketbolda bir NBA fabrikası asla değil. Ancak Dixon'ın birçok başarısının Wesley Persons Jr. tarafından geride bırakıldığını da belirtmek lazım. Wesley Persons yani Junior'ın babası NBA'de 11 sezon oynadı. Amcası Chuck, namı diğer Rifleman, NBA'de 13 sezon oynadı. Bobby böyle genlere sahip değildi. Ama Bobby kararlıydı ve kocaman bir yüreğe sahipti. Bobby NCAA kariyerini bitirdiğinde NBA'in onun için geçerli bir opsiyon olmadığının farkındaydı. 1.78 metre boyunda ve 73 kilo ağırlığındaydı. O gözünü hemen Avrupa'ya dikmişti. Avrupa kariyeri Fransa 2. liginden Saint-Étienne'le başladı ve sonra Gravelines'a transfer oldu. Oradan Polonya liginden Paul Pacchi ligin asist kralı olmuştu. Sonra İtalya liginden Treviso ve Fransa ligine dönüş La Mans'la. Sonra Asfer, sonra Brindisi, sonra Dijon. Yani Fransa ve İtalya liglerinde gidip geliyordu. Ne zamanki 2012 yılında Pınar Karşıyaka'yla anlaştı, kariyeri bir istikrar kazandı. Bobby 29 yaşında bir yuva bulmuştu. Karşıyaka 1986-87 sezonunda hem lig şampiyonu olmuş hem de Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanmıştı. Karşıyaka inanılmaz zengin bir basketbol geçmişine sahip. Mesela tarihindeki ilk şampiyonluğu yaşatan kadroda tamamen kendi altyapısından yetişen Türk oyuncular ve 2 tane Amerikalı John Wiley ve çift pasaportlu Melvin Davis vardı. O ana kadar profesyonel kariyerine baktığımızda sadece bir kupa kazanabilmişti.
O da Le Mans'la 1999'da Fransa Kupası'ydı. Le Mans, Bobby için önemli bir basamaktı. Le Mans'ın koçu Vincent Collet o sezon Asfer'e transfer olmuştu. Ancak Le Mans kariyeri boyunca kısa, çabuk, pozisyon yaratan oyun kurucularla başarı yakalamıştı. Önce NBA tarihinin en kısa dördüncü oyuncusu olan 1.70 metrelik Keith Mr. Jennings, sonra 1.82'lik Andre Woolridge ve daha sonra da 1.63, evet 1.63 metrelik Shonta Rogers'la. Her ne kadar Asfer'e gitmiş olsa da ardından Le Mans'da kısa oyun kurucu ekolü bırakmıştı. Zaten Bobby Karşıyaka'ya gelene kadar en yüksek sayı ve asist ortalamalarını Le Mans'da o sezon yakalamıştı. O sezon diyorum çünkü sezon bittiğinde Cole onu Asfer'e transfer etti. Asfer'de ilk kez Euroleague oynama fırsatı buldu. 10 maçta 11.5 sayı, 3.1 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarıyla önemli bir sınavı da geçmişti. Yakaladığı her fırsatı iyi değerlendiriyordu. Sezon bittiğinde Ufuk Sarıca onu Pınar Karşıyaka'ya transfer ettiğinde o bile bu kadar başarılı olabileceğini tahmin etmiyordu. Ama hazırdı. Kariyerinde en yüksek üçlük yüzdesini yine Le Mans'da geçirdiği sezon yakalamıştı. %38.2 üçlük. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de forma giydiği sezonlar sadece Karşıyaka'da oynadığı ikinci sezon 36.1 ve Fenerbahçe'de oynadığı dördüncü sezon 35.8 ile bu yüzdenin altında bir sezon geçirdi. Buna tüm Avrupa maçları, lig ve kupa maçları da dahil. 4 sezonu %41.1 üçlük yüzdesi ve üzerindeydi. Euroleague'de oynadığı 3 sezon var ki %46.2, %49.6 ve %44.2 üçlük. 32 yaşında Euroleague yıldızı oldu. Haziran 2015'te Türk pasaportunu aldı ve çocukluğunda hayran olduğu Muhammed Ali'ye saygısından dolayı Ali Muhammed ismini aldı. Türk milli takımının başarısı için elinden gelen her şeyi yaptı. 2015 Eurobasket ve 2016 Olimpiyat elemelerinde ay yıldızlı formayı giydi. Pınar Karşıyaka kariyeri muhteşemdi. İlk sezonu 2012-2013 FIBA Euro Challenge Kupası'nda final oynadı ancak final maçını Rusya'nın Samara takımına 77-76 kaybetti. İkinci sezonunda Pınar Karşıyaka tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Finalde Anadolu Efes'i 66-65 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bobby Türkiye Kupası en değerli oyuncusu seçildi. 27 seconds left. All I gotta make is one. I've been in that situation a million times, so I was excited. I knew we was gonna win. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Fenerbahçe'yi 77-75 yenerek unutulmaz sezonun ikinci kupasını kazandı. Unutulmaz demiştik ama bir de 2014-2015 sezonu var. Bobby Dixon artık tam bir lider. Takım arkadaşlarına, Karşıyaka camiasına, herkese ulaşılmayacak hedef olmadığına inandırmış. Playoff'larda ilk olarak Sammy Mejia, Chuck Davis, Clement Prepelic'li Bambit'i 2-1 geçiyorlar. Yarı finallerde Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bjelica ve Jan Veselý'li Fenerbahçe'yi 3-1 geçiyorlar. Finalde ise Dario Saric, Cedi Osman, Stratos Perperoğlu ve Stefan Lazmeli Anadolu Efes'i 4-1 eleyerek 28 yıl aradan sonra tekrar Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu oluyor. Hem de ilk maçı final serisinde kaybetmesine rağmen. Hele İstanbul'daki finalin son bir maçı var ki Karşıyaka taraftarı inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. 4000 civarında taraftar tribünde. Efes 1500 bileti Karşıyaka taraftarına ayırmış. Ancak Efes fan kart sahibi taraftar salonda bilet bulmayı başarıyor. Efes kendi evinde adeta deplasmanda. Efes yönetimi inanılmaz tezahürat sonunda salondaki ses sistemini sonuna kadar açıyor ama nafile.
Pınar Karşıyaka maçı 85-71 kazandı ve tarihinde sadece ikinci kez Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götürdü. Bobby Dixon finallerin MVP'si seçildi. Sezon sonunda bütçe yıldızlaşan oyuncuları tutmaya mümkün değildi. DJ Strawberry Olympiakos'a, John Diebler Anadolu Efes'e, Kenny Gabriel ve Juan Palacio bir sezon sonra Panathinaikos ve Tofaş'a transfer oldu. Ama tabii ki şampiyon takımın en önemli parçası Bobby Dixon'dı. Zaten bu diğer saydığımız oyuncular gittikleri takımlarda ikinci sezonu bile göremedi. Peki Bobby? Fenerbahçe'ye 32 yaşında geldi. Jelka Obradovic genç oyuncuları alıp yetiştirmek, geliştirmekle ünlü, hem o günlerin hem de geleceğin temellerini kuran bir koçtu. Bobby transferiyle ilgili çok spekülasyon yapıldı. Türk pasaportu olduğu için Fenerbahçe onu ligde kullanacaktı. Pınar Karşıyaka'ya elendiği için İzmir ekibini zayıflatmak için yapıldı. Bobby topu elinde istiyor. Bobby Euroleague seviyesinde oynayamaz. Bobby savunma yapamaz yorumları yapıldı. Ama Obra onun yüreğinin büyüklüğünün farkındaydı. İlk sezonda Kimki maçında kendisini yere atmasının sonunda sağ içinde Bobby ile kucaklaşması bu inanılmaz birlikteliğin ilk adımıydı. İnanılmaz diyorum çünkü arka arkaya 4 Euroleague Final Four'u, 3 finali ve 2016-2017'de gelen Euroleague şampiyonluğu. Hem de her sezon NBA'in Fenerbahçe kadrosundan oyuncu almasına rağmen. Her sezon dedim ama bir sezon hariç. Zaten o sezonda Fenerbahçe domine ederek Euroleague şampiyonu olmuştu. Pınar Karşıyaka'dan sonra Bobby Fenerbahçe seyircisinin ve taraftarının da sevgilisi, vazgeçilmezi oldu. Hayatında en üzüldüğün maç hangisiydi diye sorulduğunda tabii ki birçok Fenerbahçeli ve gerçek Türk basketbol sever gibi 2016 CSKA final maçı diyor. La Monica, Yavor ve Lothar Mozer. Bu üç ismi Bobby ve Fenerbahçelilerin unutması mümkün mü? Zaten daha sonra da birçok Fenerbahçe maçında gerçek yüzlerini herkes defalarca gördü. Ama o maçta Uptown Mamba, Bobby geri dönüşün ana nedeniydi. Uptown, Chicago'da büyüdü, o felaket yerleri tarif ediyor. Mamba ise herhalde onu tarif etmeye gerek yok. Kobe'den geliyor. 17 sayı, 9'da 5 üçlük, 4 asist, 1 top çalma. Bu nasıl bir direnişti? O CSKA maçı gibi birçok efsane maçı var Bobby Dixon'ın. Hem Karşıyaka hem de Fenerbahçe formasıyla. Ama benim kişisel olarak unutamadığım maç Jalgiris Kaunas'la oynanan Euroleague 2019 playoff serisinin 4. maçıdır. Hatırlayacaksınız, Fenerbahçe'nin çok sakatı olduğu bir dönem. Kalinic zaten oynamıyordu. Birçok oyuncu, ki Bobby dahil buna, sakatlıklarına rağmen maça çıkmıştı. Zalgiris ilk maçı İstanbul'da 76-43 kaybettikten sonra ikinci maçı 82-80 kazanıp sağ avantajını ele geçirmişti. Üçüncü maçı müthiş savunmasıyla Sarı Lacivertler 66-57 kazanıp sağ avantajını geri almıştı. Ancak tekrar seriyi İstanbul'a taşımak sakatlıklardan dolayı büyük bir risk taşıyordu. Bobby belindeki ağrılara rağmen kendisi dahil birçok takım arkadaşının olası bir 5. maçta çok zorlanacağını ve verimli olamayacağını düşünerek muhteşem bir maç oynadı. 24 dakika, 25 sayı, 5'te 4 ikilik, 5'te 5 üçlük, 4 asist, 3 top çalmayla bence Uptown Mamba'nın tam gücünü, performansını, inadını o gece izledik. Fenerbahçe maçı 99-82 kazandı ve Final Four'a kaldı. Final Four'da sakatlıklar ön plana çıktı ve Fenerbahçe
Obra dönemindeki en kötü Final Four'unu yaşadı. Covid'den dolayı yarıda kalan sezonun ardından Bobby kontratı olmasına rağmen emekli olmayı düşünüyordu. Bir süredir ona acı çektiren belindeki ve ayağındaki ağrılardan dolayı hayatımın geri kalan bölümünü normal bir insan olarak yaşamak istiyorum. Kalıcı bir sakatlık istemiyordum diye düşünüyordu. Düşünmekte de haksız da sayılmazdı. 2011 yılında Dijon'da oynarken affettiği ve barıştığı ve 24 yıldır uyuşturucu kullanmayan annesi Lavanda Dixon'a bir ev almıştı. Büyürken hiç yanımda olmadı ama hak ediyor çünkü ne olursa olsun insanın sadece bir annesi vardır demişti. İlkokulda tanıştığı, ilkokulda aşık olduğu, çocukları Heaven ve Angel'ın annesi olan Tangela Oliver'la mutlu bir aile olmuşlardı. Cennet ve Melih'in yani kızlarının onun yaşadıklarını asla yaşamayacağına, hayattaki en önemli hedefinin bu olduğuna kendisini adamıştı. 2014 yılında başlattığı ve yazları çalıştırdığı 10 ile 17 yaş arası gençler için ücretsiz olan Bobby Dixon basketbol kampı vardı. Aslan Yürek, Lionheart organizasyonu, berber dükkanı. Yani orada çok hazır bir hayatı vardı. Ancak Fenerbahçe'de Obra dönemi sona ermişti. Igor Kokoşkov dönemi başlayacaktı. Kostas Sloukas, Gigi Datome, Nikola Kalinic, James Nunnally gibi daha önce de Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udo, Pero Antic gibi takımdan ayrılmıştı. Hepsi arkadaşıydı ve birlikte çok büyük başarılara imza atmışlardı. Ama belki de en yakın olduğu Jan Veseli ve Kaptan Melih Mahmutoğlu hala takımdaydı. Bu zor dönemin başlangıcında kontratının son yılında takımı yalnız bırakamazdı. Daha önce bahsettiğimiz sakatlıklardan dolayı 34 Euroleague maçının ancak yarısında oynayabildi. Evet, artık sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etmek vakti gelmişti. Chicago'da kurduğu hayat ve düzen onu bekliyordu. 38 yaşındaydı, ayak ve bel sakatlıkları onu olumsuz etkiliyordu. Ama Fenerbahçe'nin genel menajeri Mauricio Gerardini ona oyuncu geliştirme ve basketbol ambasadörü olma görevini teklif etti. Büyük onur duydu ve evet dedi. Ama bir sezon sonra artık Chicago'da onu bekleyen bir hayatı vardı. Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. İlkleri hep Pınar Karşıyaka'yla olmak üzere toplamda 4 Türkiye şampiyonu, 4 Türkiye kupası, 3 de Cumhurbaşkanlığı kupası kazandı. Müthiş bir kariyere nokta koydu. Peki NBA hayali? Vallahi baştan o kararı vermişti ama 2015 Ekim ayında Fenerbahçe, 5 Ekim'de Brooklyn Nets'e, 9 Ekim'de de Oklahoma City Thunder'a konuk olacaktı. Fenerbahçe 5 Ekim 2012'de tarih yazıp Ülker Arena'da Boston Celtics'i yenerek NBA takımı yenen ilk Türk takımı olmuştu. Şimdi tam 3 yıl sonra Fenerbahçe bir NBA takımını deplasmanda yenen ilk Türk takımı olmayı başardı. Ancak Bobby o maçta süre almadı. Ancak 3 gün sonra oynanacak Thunder maçını hiçbir şekilde kaçırmayacaktı. Kevin Durant, Russell Westbrook'lu ev sahibi maçı 111-81 kazandı. Bobby bench'ten gelip 21 dakikada 13 sayı, 3 rebound, 3 asiste rezümesinde bir eksiği daha tamamlamıştı. Son bir dipnot düşelim bu olağanüstü hayat hikayesini noktalamadan. 2002-2003 sezonunda Fenerbahçeli Mark Dickel Galatasaray karşısında 16 sayı, 13 rebound ve 11 asistle oynayarak ilk triple-double yapan oyuncu olmuştu. 2010-2011 sezonu Oli Nedin'le karşısında Fenerbahçeli Emir Perzic 10 sayı, 15 rebound, 10 asistle triple-double yapan ikinci oyuncu oldu. Ve 28 Mart 2016 tarihinde Beşiktaş'a karşı 23 sayı, 12 rebound ve 10 asistle triple-double yapmayı başaran üçüncü oyuncu da Bobby Dixon oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe basketbol tarihinde her yerde adı var. İki kulübün taraftarları da onu asla unutmayacak.
Ama onu sevenlere, onu izleme şansına sahip olanlara verdiği en önemli mesaj heart over height. Yani yürek boydan önemlidir mesajıydı. Bugün bir zamanlar Avrupa'da Ali Muhammed, Bobby Dixon, Uptown Mamba. Bir zamanlar Avrupa.